açıklamamıza ilçe başkanım Mehmet Atak, meclis üyelerim Elif Didem Çiğdem ve Vedat Demir, sizler de hoş geldiniz. Önceki dönem ilçe kadın kolları başkanlarım, sizler de hoş geldiniz. Ve sevgili partili yol arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma Kadın Kolları'nın basın bildirisidir. Bilindiği üzere geride bıraktığımız hafta ilçemiz sınırlarında Kayacık Mahallesi'nde yaşanan acı verici bir istismar vakasından haberdar olduk. Ülkenin genelinde yayılmakta olan bir kereden bir şey olmaz zihniyetiyle zamanında benzerlerinin üstünün kapatılmasından cesaret alınarak gitgide sayıları artan bu istismar girişimleri her geçen gün savunmasız evlatlarımız açısından daha acı verici ve geri dönüşü olmayan hadiselere mahal vermektedir. Çocuklara yönelik istismarın son yıllarda %700 arttığı bu korkunç ortamda yapılması gereken tek şey istismarın önüne geçmek adına sert adımlar atılması, çocuğun üstün yararının önde tutulduğu düzenlemelerle katı yaptırımlar uygulanması iken mevcut iktidarın cinsiyetçi söylemleri ve uygulamalarla çağdaştan uzak kapılar açması, belli kesimlerin o saatte neden oradaymış, neden yalnızmış, neden şöyleymiş, neden böyleymiş gibi söylemlere mağdur suçlayıcılık yapması ve buna benzer sayısız faktörle ülkemiz her geçen gün taciz, tecavüz, istismar ve şiddetin her türlüsüne yuva haline getirilmiştir. Hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından çocuklara yönelik şiddet, taciz, tecavüz haberleriyle karşılaşıyoruz. Yaşanan olaylar ne kadar acıysa bu olayların faillerinin bir bölümünün neredeyse ceza almadan yeniden topluma karışması bizler için o derece sarsıcıdır. Özellikle bazı davalarda suçu sabit olan sanığın iyi hal indirimi alması bizlerin öfkesini dizginlenemez boyutlara çıkarmıştır. Bu bakış açısı faili cesaretlendirdiği gibi mağduru da mağduriyetini belirtmekten alıkoymaktadır. Bu gerekçeyle ve öncelikle sokakların güvenliğinden devletin ve iktidarın sorumlu olduğunu hatırlatmakla kadının, çocuğun, yaşlının, hayvanın huzurla yaşayabildiği bir toplum için iktidarı çoktan geç kaldığı görevleri yerine getirmek adına hareket etmeye çağırıyoruz. Mağdur evlatlarımızın bu sürede sonuna kadar yanında ve destekçisi olacağımızı ve suçlular cezasını alana kadar konunun takipçisi olacağımızı saygıyla belirtiriz. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Atak, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Büşra Sevgili, yine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Melda Dönmez'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde ailelerimiz, mağdur çocuklarımız, aileleri talep ettikleri sürece hem hukuki hem de psikolojik destek vermek için kendilerinin yanlarında olacağız. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi mahkeme süreçlerini de takip edecektir. Ailelerimizin yanında olacağız. İnşallah bir daha bu olayların yaşanmaması ümidiyle diyorum. Teşekkür ederim katılımınız için.